Merhaba sevgili dostlar. Evet, yeni kitabım Merdiven piyasaya çıktı ve ben size bu kitabımın yazılış sürecinden bahsetmek istiyorum. Yaratıcı yazarlıktan bahsetmek istiyorum. Ben bir yazar mıyım? Yani üç kitabım var. Evet, biri deneme diyelim. İkincisi kişisel gelişim. Ve bu kitabım bir postmodern roman. Ama gene de kendimi bir yazar olarak görecek kadar cesaretli değilim. Öğreniyorum, yolun başındayım diye düşünüyorum ama kesin olarak devam edeceğim. Ben bu yola nasıl girdim arkadaşlar? Yani gençliğimden beri yazar olmak, yazmak isterdim. Bu benim için hep düşündüğüm bir şeydi. Ama ben yazacak hiçbir şeyim olmadığını düşünüyordum. Yani ne yazacağım, kim ne okuyacak falan diye düşünüyordum. Daha sonra düşünün, bu 20 yıl önce süreç böyle geçti. Ben tamamen o düşünceyi unuttum, çalıştım. Sonra emekli oldum. Daha sonra korona ile birlikte, bakın koronanın burada büyük faydası oldu bana. Eve kapanınca ben okumaya ve yazmaya başladım diyebilirim. Benim rehberim Korhan Altunyay'ın Yaratıcı Yazarlık kitabı kursu oldu doğrusu. Ben bu süreçte bu kitabı ilk açtığımda ilk girişten sonra kurgu ve kurmaca yazıyor arkadaşlar. Kurgu ve kurmaca, Allah Allah, baktım ve anladım ki bugüne kadar okuduğum her şey kurmacaymış. Yani ben hep insanlar ne kadar tecrübeliler, ne kadar değişik hayatları var, işte bunları yazıyorlar ama benim hiç yazacak bir şeyim yok. Ben çok sıkıcı, hani standart bir insanım, ne yazabilirim falan diye düşünürken aslında bunların kurgular olduğunu, kurmaca eserler olduğunu anladım. Yani ben bir otobiyografi varsa mesela, ay diyordum, bu birebir doğrudur, mutlak doğrudur, yani olmuş olandır. Daha sonra anladım ki bu meğer bu otobiyografi bile olsa her şey yazarın hayallerine, düşüncelerine bağlıymış. Her şey değişebiliyormuş. Bunu anladım. Düşünün, 20 yıl sonra anladım bunu. Neden diyeceksiniz? Yani çalışıyordum, iş hayatım vardı. Yani emekli olduğum süre zaten koronayla karşılaşınca yazma işi de bende başladı. Şimdi evet, yaratıcı yazarlık kursuna girdim. Online kursumuz vardı. Yani bir kursa girdikten sonra hemen bir postmodern roman yazmanın imkanı yok. Zaten önce bir düşünüyorsunuz, ne yazmalıyım diye. Hangi tarz size uyuyor? Ben kendim için fikirlerimi ortaya koyabileceğim postmoderni beğendim. Çünkü bundan evvel daha çok ben kutsal kitaplar, metinler, destanlar, yani Türk Oğuzname, hani ne Kutadgu Billik, yani bu tip eserlere hep ilgim vardı ve bunları da kullanabileceğim, aralara serpiştirebileceğimi anladım. Dolayısıyla ben postmoderne yöneldim. Benim Korhan Hoca ile çalışma sebeplerinden biri de ders bitiminde yeni kursların açılmasıydı. Yani yaratıcı yazarlıktan sonra biz Atölye Kritik diye bir programa başladık. Burada seçtiğimiz hocamızın önerdiği kitapları derin okuma yapıp, analiz edip tartışıyoruz. Güzel bir grubumuz var. Birbirimizi motive ediyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Yani birliğimiz çok güzel. Böyle ilerliyoruz. Ben Merdiven kitabımda oluştururken bazı kaynaklardan yararlandım. Sizlere fikir vermesi açısından göstereceğim. Örneğin Bilge Karasu'nun Gece kitabı. Gece kitabı ile ilgili okuyorum. Arkadaşlar diyorlar ki yani çok zor, sıkıcı olabilir, anlaşılması çok zor. İkinci, üçüncü defa bazen okumak gerekiyor. Onu hissedebilmek lazım. Hani sınırların ötesinde ne demek istiyor diye düşünmek gerekiyor. Bilge Karasu'nun bu kitabı muazzam bir eser. Yani şöyle kısa bir tiyo vereyim. Bakın, gece, karanlık, bir girdap var ve kara su. Karanın belki korkunçluğu, bilinmezliği, ama su, su gibi akar. İşte kara su. Aslında bu postmodern olduğu için gece kitabının oluşumunu anlatıyor. Yani
Yazılmamış bir kitap bizim bir gecemiz. Ama biz o geceyi açtığımızda ve şafak söktüğünde işte o kitabımız artık bizim yazıya dökülmüş eserimiz. Yani kendimiziz aslında. Bu kitap çok güzel bir kitap. Ayrıca İsmail Güzelsoy hocamızın birçok kitabı var. Ben en son Sincap'ı okudum. Postmodern bir kitap. Şöyle söylüyor, bazı sözlerin kendilerini bize yazdırdığına inanıyordu İskender. Yani sözlerin de bir bilinci mi var, bir gücü mü var? Ben karanlık sokaklarımda giderken ben yalnız mıyım? Yoksa benim yardımcılarım mı var? Benim okuduğum kitaplar acaba bana yardımcı olabiliyorlar mı? Örneğin İhsan Oktay Anar hocamızın Amat kitabı. Muhteşem bir eser. Ben metinler arasılık nasıl yapılır? Bu eserde öğrendim. Nasıl kullandım? Tabii kendimce kullandım. Yani bir eserin parodisini yapmak, yani o kitabı alayım, hani benzerini yazmaya çalışayım falan, böyle bir şey mümkün değil. Olmuyor yani, öyle bir şey yok. Ama tabii ki etkileniyoruz, ilham alıyoruz, öğreniyoruz hocalarımızdan. Bu çok güzel bir şey. Bu hocamdan da ne öğrendim aslında? Kuşçubaşı halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi Kitabül İber başlıklı eserinde. Arkadaşlar ne böyle bir insan var, ne böyle bir eser var. Ama sizi öyle çalıştırıyor ki siz internete giriyorsunuz, kimden bahsediyor acaba, ne demek istemiş. Çünkü kurgu oradaki bilgileri değiştirdiği için birebir isim ve eser kullanmıyor. Bakıyorsunuz Orta Çağ'ın en büyük filozoflarından biri çıkıyor ve bilmiyormuşsunuz. Öğreniyorsunuz. Yani aslında postmodern yazarla birlikte kendimize yaptığımız bir yolculuk. Bizi düşündüren, öğreten bir tarz. Tabii ki master tezi diyeceğim. Orhan Pamuk Veba Geceleri. Okumadan yapamazdım. Diyeceksiniz ki kaç sayfa? 536 sayfa. Su gibi aktı gitti. Muhteşem bir eser. Kurgu, hani deseniz ki yok bu kurgu değil. Gerçek, mutlak yani bu var bu ada. Araştırın Google'da. Hani Minger Adası. Araştırırsınız. O kadar gerçek gibi yazmış ki hakikaten var gibi. Muhteşem. Kaynaklar, kullandığı kaynaklar, metinler arasılık o kadar zengin ki, örneğin Homeros'un İlyadası'nda pembe taştan yeşil elmas ifadesiyle sözünü ettiği şahane görüntü. Hangi ülke, hangi şehir olabilir acaba Homeros? Homeros şöyle bir kitap biliyorsunuz. Bunu satır satır okuyup bu bilgileri oradan çıkarmak gerçekten büyük emek. Saygı duyuyorum. Yani yolun başındayım. Yazmayı düşünen arkadaşlarıma da şiddetle devam edin diyorum. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Kesin vazgeçmeyin. Bakın benim kitabımın en ilk cümlesi nedir? İnsan her şeye kadirdir diyerek başladım. İstersek yapabiliriz. Ben yaptım. Herkes yapabilir. Yeter ki çok çalışalım ve gayret edelim. Ben Korhan Altunyay hocama ve bizim ekibimize, tüm arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum ilginiz için. Görüşmek üzere.